Ha baba? Vereyim mi? Konuşacak mısın annemle? Yok yok. Sen söylersin anne. Ha bak, Seher Hanımları da sorun. Memleketten kimi çağırmak istiyorsa çağırsınlar. Ezmeyelim kimseyi şimdi. Annen de gönlünden kimi geçiriyorsa çağırsın artık. Benim çağıracaklarımı da bilir zaten. Böyle gösterişe falan da gerek yok kızım. Ya candan bir masa olalım yeter. Abinin arkadaşları, gelinin kimi varsa artık. Damla, bak kızım havalar da serinledi, içeride yaparız artık. Öyle karınca yuvası gibi doldurmayalım ortalığı. İşte canım, maksat damatla gelinin gönlü olsun. Herkes mutlu olsun yeter. Hadi kızım. Hadi öpüyorum yanaklarını. Neden böyle bir şey yapıyoruz ki? Bir düğünümüz eksikti. Gelinlikte giyecek miyim? Söylerken bile komik geliyor. Düğün. Saçma. Sen hakikaten tam evlenilecek kız mısın ya? Düğün istemeyen gelin bu devirde. İyi kapatmışım ben seni ha. Çok komik. Ben sana diyorum ki durup dururken niye böyle bir şey yapıyoruz? Neden hayır demedin babana? Sabah boşansaydık hayır diyebilirdim. Sabah kocasından boşanmak istemeyen eş, akşam düğün istemeyen yeni gelin. Yine sabahtan akşama kadar oynanmış benim karımın balans ayarlarıyla anlaşılan. Ha? Dengeler şaşmış biraz. Sen terazi burcu muydun? Ne saklıyorsun benden? Sen daha bana mektubun hesabını vermedin. Şimdi benden cevap mı bekliyorsun? Cemre. Sen benden bir şey saklıyorsun.
Bak, açıyor mu? Kaçtır arıyorum, açıyor mu? Açmaz tabii. Meşguldür benim annem. İlk göz ağrısı evleniyor bugün. Düğün telaşı vardır onun. Ama ben de Ceren'sem gidip o düğünü başlarına yıkmaz mıyım babaanne? Sen nereye gidiyorsun acaba? Boşuna mı bekliyor bunlar başımızı? Agah Bey ipimizi sıkı bağladı bu sefer. Cemre Hanım'a düğün dernek. Ben burada yasaklı gelin. Senin gelinliğin mi kaldı kimsenin nazarında? Bak, kocanı postaladılar gurbet ellere. Amcalık da bir yere kadar. Onca kükredi, gürledi. Bak nasıl sahiplendi sonunda oğlunun karısını Agah Efendi. Has gelinini koydu başının üstüne. Değil seni, bir ata olarak, bir büyük olarak beni çağırmıyorlar, beni. Agah Bey, Ceren'siz olmaz. Şimdi ablasının düğün yemeğinde kardeşini dışlamak olur mu hiç? Şimdi beni konuşturma Seher Hanım. Her şeyimiz çok normaldi de düğünümüz normal olacak, öyle mi? Biz seninle bu işe çocuklarımız için, hepimiz için, herkes için yeni bir başlangıç olsun diye girişmedik mi? Yani başımıza gelen onca musibetten sonra, hele o hepimizin yüzünü kızartan babalık testinden sonra, şimdi benim Ceren'imi dışlamak, o sofraya oturtmamak hem kalbini hem gururunu yerle bir eder. Bak bu düğün hem kızımın yuvası için hem de abla kardeşi yeniden kaynaştırmak için bir fırsat. Benden bu fırsatı esirgeme Agah Bey. Hem bir Ceren değil ki, babaannesi de var. O bizim büyüğümüz, atamız, bir de toprağımız olacaksın. Yakışır mı onu saymamak? Yok, benim içime böylesi sinmez. Tamam. Haklısın. Büyüğü saymamak olmaz. O zaman ben gideyim yanlarına. Yok, sen uğraşma. Ben hallederim. Aklım Nedim'de kaldı doktor hanım. Kusura bakmayın, bu gece de gelemeyeceğim ben. Nasıl aslanım? Her şey yolunda mı? Evet Agah Bey. Her şey yolunda. Nedim gayet iyi. Ben de şimdi ilerleme raporunu kaydedecektim. Ne güzel. Ben ne zaman dinlerim o kayıtları? Dinleyemeyeceksiniz Agah Bey. İyi günler. Emin misiniz Nedim Bey? Kasım 2019 Pazartesi. Nedim Karaçay rehabilitasyon çalışmamızdaki 3. haftasını dolduruyor. Daha bir ay olmadan kat ettiği yol büyük. Aslında yıllar önce çıkması gereken bir yolda yürüyor. Bu yüzden attığı adımlar hızlı. Bazen fazla hızlı. Ve bu onun için duygusal ve fiziksel olarak büyük riskler taşıyor. Gel. Kusura bakmayın doktor hanım, rahatsız ettim. Nedim Bey'in size söylememi istediği bir şey var. Hayır Nedim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.